Londra'da lokal bir marketi geziyoruz. Hatta şöyle de diyebilirim, hipster bir marketteyiz. Eğer ki Londra'ya gezmeye geliyorsanız, biraz böyle turistik yerlerden uzak, lokal insanların takıldığı bir yer arıyorum diyorsanız veya Londra'da yaşayıp hafta sonu ne yapacağım diyorsanız, işte size Broadway Market'i öneriyorum. Şimdi Broadway Market'teyiz. Bakalım neler satılıyor ve kaç paraya satılıyor, hep birlikte izleyeceğiz. Broadway Market Doğu Londra'da Hackney'de bulunuyor. Hafta sonları 9 ile 5 arası kurulan bu pazar genelde turistlerin bulunmadığı, yerel halkın tercihi olan bir pazardır. Sokak yemekleri temelinde olan pazarda her ülkenin yemeklerini bulabilirsiniz. Tabii ki yemek harici kıyafet, takı, hediyelik ürün, çiçek gibi aklınıza ne gelirse standlarda bulunuyor. Genelde el ürünü ve tasarım şeyler satılıyor. Hafta sonu ne yapayım diyenler için harika bir yer. Hem gezip hem de enfes sokak yemeklerinden yiyebilirsiniz. Hele de hava güzelse marketin hemen yanındaki parkta oturur aldığınız yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Pazarı gezerken sizler için özellikle fiyatları çekmeye çalıştım. Hadi bakalım Broadway Market'te neler varmış? Bazı standlar kapanmış arkadaşlar, çünkü ben kapanmaya yakın geldim. Şu an saat neredeyse 4. Burası işte saat 4-5 civarı zaten kapanıyor artık. Yemeklerini bitirmişler herhalde. Yemeklerini bitirilen standlarda artık böyle kapatmışlar. Hanoi. Banmi. Burası sadece hafta sonu olan bir market arkadaşlar. Hatta daha öncesinden sadece cumartesi vardı. Şimdi artık hem cumartesi hem pazar açıyorlar. Çünkü bayağı yoğun oluyor. Özellikle lokallerin, daha çok böyle yerli, işte burada yaşayan, Hackney civarında yaşayan insanların hafta sonu böyle takıldığı bir yer.
Genellikle zaten yemek marketi olarak daha çok tanınıyor. İşte burada sokak lezzetlerini falan tadabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi çok farklı farklı değişik mutfaklar var. Ben hatta giderken şöyle neler var daha başka onları da çekmeye çalışıyorum size. Yemek dışında. Bence cumartesi günü gelin. Cumartesi böyle daha fıkır fıkır olan bir gün. Ama pazar günü gelirseniz de pazar günü buraya yakın hatta şey de var. Hani hem burayı gezersiniz hem de Columbia Flower Market, çiçek marketi var. Oraya da gidebilirsiniz. Orası sadece pazar günleri açık. Bak geç kaldım hep. Buralar hep toplanmış. Şimdi yiyecekler dışında başka hangi standlar var onları göstermeye çalışıyorum size. Bunlar ne? Organik saklamak. İşte böyle organik takviyeler var. Değişik tasarım ürünler var. Prince satan. Bu zaten her markette olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi. Bakın küçükler 10 poundmuş. Büyüklerde 25 pound yazıyor. Bunların hepsi tabii ki de el ürünü. Yani sanatçının kendisi yapıyor. Bu tarz böyle değişik tasarım ürünler var. Marketlerde çok farklı farklı şeyler satılıyor. Bakar mısınız bu takınyalara? Çok tatlı. Hiya. I'm here. Okay. My daughter's there. Okay, okay. Very red wine. Okay. And just these are summer kimonos. Uh-huh. So just I wanted to check the prices. The prices are they vary? Yeah. Based on like 95 to 250. Okay. These ones are 75. Okay. And then I've got a few that are 20. Okay. Random. Thank you. Thank you. Yeah. No worries. Burada hala bol bol yiyecek şeyler devam ediyor. Market tam kapanmadan şeyleri böyle hani yiyecek dışında neler satılıyor diye göstermeye çalışacağım da tıkandım burada ya. Geçemiyorum bir türlü. 600 ekmekler, bol bol ekmek de var aslında burada. Bakalım fiyatları. Çocuk şeyleri, çocuk giysileri ama bunlar hep böyle şey doğal kumaşlardan falan işte organik kumaşlardan falan olduğu için fiyatları çok pahalı oluyor. Yani yazmamışlar size fiyatları. Güneş gözlükleri. Ha, bakın mesela yine bu. Ne diyor? Bak 89 poundmiş mesela. Indian block print. Bunlar hep tasarım ürünleri olduğu için bir de hani kumaşları dediğim gibi organik ürünlerden falan yapılıyor. Handmade. Tabii ki de bu markette önemli olan handmade ürünler satmak ki insanlar daha çok böyle onlara ilgi gösteriyorlar. İşte atıyorum ucuz değil de daha böyle kaliteli ürünler satmak yani. Bakın işte bunlar hep böyle bebek ürünleri çok şey bayağı satılıyor çocuk ve bebek ürünleri gördüğünüz gibi kaç tane stand falan gördük. Bir de böyle şeyler var oyuncaklar yine örme bebekler. Taşlar, doğal taşlar. Ben de bir ara beni takip edenler Instagram'dan işte ya da YouTube'dan uzun bir süredir ben de geçen sene aslında doğal taş ürünleri satıyordum marketlerde. Ama valla açıkçası onları taşımak çok zor geldi bana. Çünkü pazarı işte kurmak için işte bütün taşları getiriyorsun falan işte buralarda. Çünkü her markette şey olmuyor işte ürünlerinizi saklayabileceğiniz yerler işte storage'lar falan olmuyor. O yüzden bazen sallıyorlar. Bazen şey yapmanız gerekiyor. Hani siz onları getirmeniz gerekiyor her gün kurumadan önce falan. Onlar da çok ağırdı. Benim tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. O yüzden bıraktım.
kitaplar falan var burada. Ama eğer ki siz de bakın bu eski London Fields işte buralarda falan buralarda eskiden nasılmış? Dalston mesela böyleymiş. Eski Londra fotoğrafları ne kadar tatlı aslında. Büyükleri 29 pound. Küçüklerini bilmiyorum. London Fields. Aslında çok da fazla bir şey değişmiyor yani Londra'da. Binalar falan hep aynı. Tabii insanların giyinişi falan değişiyor ama binalar falan genellikle aynı. Neyse ne diyordum. Eğer ki siz de Londra'daysanız veya İngiltere'deyseniz işte Londra'daki marketlerde nasıl ürün satabilirim diyorsanız. Çünkü Londra'da böyle sadece burası değil. Çeşit çeşit market var yani. Nasıl stand açarım diyorsanız. Ben önceki videolarımda doğal staj tattığım zamandaki videolarımdan bir tanesini açıklamıştım. Onu da hemen linkleri koyuyorum arkadaşlar. Eğer öyle bir şey yapmak istiyorsanız oradan faydalanabilirsiniz yani. Bak böyle işte şeyini. Abi burada kokteyl satılıyor. Ay kokteyllere bak. Hatta böyle ananasın içinde alıyorsunuz. Sorry, how much is the cocktail? What is the cost? Our prices are right here. Ah, okay, sorry. Ürünler de bu şey, fiyatları da buradaymış. Burada tek tane alırsanız, bir de iki tane alırsanız ürünler değişiyor. Fiyatları değişiyor. Bak hatta burada meyve sebze bile satılıyor. Bayağı şeyler satılıyor yani. Bu ne? Ay dondurma. Böyle tasarım ürünler, vazolar, şapkalar, kilimler. Bunlar da şey, evcil hayvan ürünleri. Evet. Çünkü İngiltere'de çoğu insanın evcil hayvanı var. Onun için bunlar da yemekleri, böyle bir şeyler, onları şımartmak için. Ay burada bakalım bir şeyler alıyorlar, bu ucuzdu. Bunlar ikinci el ürünler arkadaşlar. Bu standlarda duranlar ikinci el ürünler satılıyor burada. Farklı farklı tarzlarda. Bakayım. Bunlar hep ikinci el ürünler. Bakayım fiyatları yazıyor mu diye bakıyorum da. Yeah, hmm. Trousers don't fit at home. You have a month to return them. Sorry, say again. £20, is it? Yeah, no, £20. Yeah. Ah, okay. And if they fit at home, you have 1 month to return them. Ah, okay. Thank you. There's mirrors either side. Okay, thank you. Hepsi bunların £20 arkadaşlar. Eğer ki şimdi burada deneme kabuğu olmadığı için, eğer ki şey diyor yani deneyip de olmuyorsa bir içinde iade edebiliyorsunuz diyor. £25 buradaki elbiseler. Böyle yani aslında şu tatlıymış. Ama £25 verir miyim? Vermem yani. Şuna. Ya da ay bak bu güzel ama. Bu güzel gerçekten. Ama büyük yani. Bu güzel ama büyük. Evet bayağı büyük beden. Bana olmaz. Kim şu nasıl? No. Ceketler var. Bunlar da £25'muş. Böyle. Hoş. Yani £25 ceket falan arasında bence iyi fiyatları var. Aslında ben de yemeklerde çoğu markette hep böyle Türk şeyleri de görüyordum ama burada bir göremedim. Yani genelde gözleme tarzı falan şeyler oluyordu ama burada göremedim. Kesin vardır da ya bana denk gelmedi ya erken kapattı standı da bütün hepsini bitirir ya da bu hafta gelmedi. Öyle olabilir çünkü genelde
Her markette Türk yemekleri de oluyor. Bir de şeyin haricinde, yemek standının haricinde aslında buradan geçerken hep böyle dikkat ediyorum Türkçe konuşurken. Çünkü genelde bu tarz marketlerde standların çoğunluğu da Türk oluyor, Türk satıcılar oluyor. O yüzden de şey yaptım, hani buralarda gezerseniz Türkçe satıcıları veya Türkçe konuşan birilerini görürseniz şaşırmayın. Yani hiçbir şey almasanız bile hafta sonu için gezmek için, hafta sonunda gezmek için harika bir yer. Çünkü çok böyle kıpır kıpır, hani böyle hem standlar çok renkli, hem burası kalabalık, değişik tarzda şeyler görüyorsanız yeme içme seçenekleri de çok fazla. O yüzden hafta sonu mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek için de Instagram profilimi bırakıyorum. Londra'da ne yapıyorum, ne ediyorum, ne etkinlikler var, onların hepsini daha yakından Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.